Merhaba sevgili çocuklar. Şimdi sizlerle y, 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 y sesini öğreneceğiz. Bakın y, y, y sesini öğrenirken çok dikkat edin. Yanında ı sesi varmış gibi söylesem de aslında y, 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 y. buradan çıkan tek bir ses var. y, y sesi. Şimdi hemen y ''Y'' sesiyle başlayanları işaretleyeceğiz. Yumurta y, ''Y'' sesiyle mi başlıyor? Evet, ''Y'' sesiyle başlıyor. İşaretledim. Yelpaze y, yelpaze y, ''Y'' sesiyle mi başlıyor? Evet, ''Y'' sesiyle başlıyor. Kamyon Hayır, hangi sesle başlıyor? sesiyle başlıyor değil mi? Koyun. Hangi sesle başlıyor? K sesiyle başlıyor. Peki koyunda y sesi var mı? Var. Kamyonda y sesi var mı? Var. Yalı. Yalı. Y sesiyle mi başlıyor? Evet. Yüzük. Y sesiyle mi başlıyor? Evet. Yatak. Y sesiyle mi başlıyor? Evet. Yoğurt. Y sesiyle mi başlıyor? Y, yoğurt. Y evet y sesiyle başlıyor. r, Bakın nasıl yapıyoruz biliyor musunuz? U sesi gibi yukarıdan aşağıya doğru iniyoruz. Yuvarlı 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 yukarı çık. Ve o çıktığımız yerden tekrar aşağı inip daha da aşağı inip tekrar yuvarlı 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 bitir diyoruz. Yukarıdan aşağı in, yuvarlı yuvarlı yukarı çık. Çıktığın yerden tekrar düz bir şekilde aşağıya in. Yuvarla yuvarla bitir. Y sesi. Bir. İki. Şimdi. Hemen burada. Büyük y ve küçük y sesine bakalım. Nasıl yazılıyor? Bir. Yukarıdan aşağıya yan çubuk. Bir. Yukarıdan aşağıya yan çubuk. iki. Bakın ikisini buluşturuyoruz yan çubuk, yan çubuk, ortadan düz çubuk. Yan çubuk, yan çubuk, ortadan düz çubuk. Büyük i. Peki küçük i. bakalım. Yukarıdan aşağıya yuva, yuvarlı, 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 yukarıya çık. Ve düz çubukla aşağıya in. Tekrar yuvarlı, 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 yukarı doğru. Yukarıdan aşağı indin. Yuvarlı, 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 yukarı çık. Ve tekrar yukarıdan aşağıya düz çubuk yap. Tekrar yuvarlı, yuvarlı, yuvarlı yana doğru. Şimdi i sesini daire içine alalım. Aldık. Başka peki burada var mı? Evet tabii ki var. Bu var. Bu var. Peki biz buradaki sesleri tanıyor muyuz? Bunu tanıyor muyuz? Tanıttım mı ben size bunu? Evet tanıttım. Ü sesi. Peki bu? K sesi. Bu? M hmm, hmm sesi. Bu? söylemeyeceğim sürpriz. Peki. Bunları hayalimizde boyuyoruz her zamanki gibi ve y sesi olanları daire için alıyoruz. Aldık. Ayı. Yüzük. Bakın yüzükte y sesi başta. Ayı kelimesinde ortada. Yastık. Başta. Yılan başta. Yengeç. Burada da başta. Hemen bir sesi başta mı, ortada mı, sonda mı? Bunu bulacağız. Başta ise buraya, ortadaysa buraya ve sonda ise de buradaki kutucuğa işaret koyacağız. Daha doğrusu yazacağız. Radyo ortada. Yedi başta. Yengeç başta koyun ortada değil mi koyun bak iyi kuyu ortada kamyon ortada yatak başta yaprak başta kayık kayık ortada değil mi Hemen geçelim. Peki buradan size farklı sorularım olsun mu? Yedi kelimesi hangi sesle bitiyor? Bak yıl sesiyle başlıyor. Y sesiyle başlıyor. Yedi hangi sesle bitiyor? İ sesiyle bitiyor değil mi? Kuyu hangi sesle başlıyor? K, k sesiyle başlıyor. Hangi sesle bitiyor? Kuyu. U sesiyle bitiyor. Peki kayık hangi sesle başlıyor? K sesiyle başlıyor. Hangi sesle bitiyor? Kayık. K sesiyle bitiyor değil mi? Hemen yukarıdan aşağıya çapraz çubuk, buradan aşağıya tekrar çapraz çubuk ve ortadan düz çubuk çiziyoruz değil mi? 1 2 üç. büyük y. Yüzüğün y. Yüzükteki y, değil mi? Yüzüğün yısı. Y, y. Hızlıca yukarıdan aşağıya çapraz. Yukarıdan aşağıya çapraz. Uçlarını birleştirdik ve ortadan düz çubuk. Yukarıdan aşağıya çapraz. Yukarıdan aşağıya çapraz ve ortadan düz çubuk. Bunu hızlıca yazıp küçük y yazalım. Yukarıdan aşağıya doğru indim. Yuvarlı 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 yukarı çıktı. Ve yukarıdan aşağıya doğru in. Yuvarla 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 yuvarla. Bitir. Yukarıdan aşağıya doğru indim. Yuvarla 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 yuvarla. Yukarı çık ve yukarıdan aşağıya doğru indim. Yuvarla 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 yuvarla. Bitir. Şimdi buraya bak. Yukarıdan aşağıya doğru indim. Yuvarla yuvarla yuvarla. Yukarı çık. Ve yukarıdan aşağıya doğru indim ve bitirdim. Yukarıdan aşağıya doğru indim. Yukarıya çıktım. Yuvarladım, yukarıya çıktım ve tekrar yukarıdan aşağı indim ve bitirdim. Yukarıdan aşağı doğru indim, yuvarla, 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 yukarı çık ve yukarıdan aşağı doğru in, yuvarla bitir. Hızlıca y, y sesini yapalım ve hemen eksik olan y seslerini buraya yazalım. Yılan. ilk sesi y sesi değil mi? Kuyu. Y sesi burada ortadaydı. Koyun. Y sesi burada ortada. Peki koyun kelimesi hangi sesle başlıyor? K sesiyle. Hangi sesle bitiyor? M sesiyle. Kuyu. K sesiyle başlıyor. U sesiyle bitiyor. Yılan. Y sesiyle başlıyor. M sesiyle de bitiyor. Yoğurt. Y sesiyle başlıyor. T sesiyle bitiyor değil mi? T sesini öğrendiniz. T sesiyle bitiyor. Yatak. Y sesiyle başlıyor. K sesiyle bitiyor. Yalı. Y sesiyle başlıyor. Ve diğer sayfaya geçiyoruz. Yelpaze. Kaya. Kayık. Siz de elinizi ekrana dokunmadan çizin lütfen. Yumurta yüzük, yastık. Hızlıca birleştirmelerimizi yapalım. E, i, e, i, e, Yazalım. Ey, i, e, i, EY Hızlıca yazalım ve diğer seslere geçelim. A i, A i, A i. Bakın E sesi başta olursa EY A sesi başta olursa AY İ sesi başta olursa İ O sesi başta olursa OY U sesi başta olursa UY Ü sesi başta olursa Ü diye okuyacağız değil mi? OY Ü Dikkat edin. Önce e sonra y sesi geliyorsa e. Önce a sonra y sesi geliyorsa ay. Hızlıca AY da yazalım. Peki önce i sonra y sesi geliyorsa i oluyor. Yazalım. Önce o sonra y sesi geliyorsa oy oluyor. Önce u sonra y y sesi geliyorsa uy oluyor. Hızlıca yazıyorum uy diye. Ve önce ü sonra y sesi geliyorsa ü oluyor. Değil mi? Geçtim. Hızlıca e men yazalım. Ay la oyna Yazalım. Oy, na. oy ma, oy ma, oy Ay, ma, Aylin, Aylin, Koy, Tay. Nasıl birleştiriyoruz? Önce burayı okuyoruz. K o değil mi? Ko sonra i ekliyoruz. Koy tay Şimdi buraya bak. Uy ku uyku yazalım. Uy ku Tüy. Ne oldu? Tüy. Şimdi buraya bak. Ya -lan. YALAN YALAN Yalan. Oy. Oynak. Oynak. Yazdık. Nak. Oyunmak. Lay. Lay. Yazdık. Diğer sayfaya geçtik. Bakın önce e sonra yüz sesi olsaydı E diye okuyorduk. Ama önce y sonra e sesi olursa ye diye okuyacağız. Ya. Yey. Yo Yu Yu değil mi? Hadi yazalım. Ye Y ye 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 ye. Şimdi alttaki heceye bakalım. Ya bakın yanında e sesi olunca ye dedik. Y sesinin yanında a sesi olunca ya diyoruz. Ya hızlıca yazıp ye ye yanında i sesi olunca Yi dedik. Yanında o sesi olunca yani y sesin y sesinin yanında o sesi olunca yo diyoruz ve geçiyoruz. Şimdi buraya bak. Y sesinin yanında U sesi olunca YU diyoruz. Y sesinin yanında Ü sesi olunca YÜ diyoruz. Hızlıca okuyalım ve aşağıya aynısını yazalım. y Ye Yele YA YA. Hızlıca yazdım. YAKA. ya ma ya ma. Yi, ne yazalım mi ne yele, le ye le Yün. ye Ni. Ye. Ni. Ya. Man. Ya man. Ya. Man. Ya. Lan.

geçtim. Hızlıca okuyalım. Altlarına da yazalım hadi. Yaman yemekte et ye yazalım. Ya man ye me et ye, ayla, aylin ile, oyun, oyna yazalım Ayla, y ile o yun oy na Burayı okuyalım. Kaya yeleli ye at inme K ya ye le li at tan in me noktamızı da koyduk diğer sayfaya geçelim Leyla yatakta oyun oynama Lay la. Sevgili çocuklar şunu çok iyi biliyorum. Sizler en çok aslında okumaktan daha çok yazmakta zorlanıyorsunuz. Çünkü düşündüğünüz şeyi yazmak size çok zor geliyor en başta. Ama öğrendikçe mutlu bir şekilde, çok güzel, motive bir şekilde yazabiliyorsunuz. Şimdi ben sizlere bu harfleri tek tek söylememin sebebi mesela ya tak ta o yun diye söylememiz sebebi aslında sizin dikte çalışmalarının mantığını kavramanızdır. Yazarken hepsini tek tek söylediğinizde her harfi bitirdikten sonra diğer harfin hecesinin harfini söylediğinizde o zaman yazmayı da kolay bir şekilde öğreniyorsunuz aslında. Mesela Oy. Oy. Na. Ma. Hemen buna bakalım. I kut. Yatakta uyu. Yazalım. I kut. Ya tak ta, -ta u yu Şimdi burada verilen hece ve kelimeleri okuyalım ve anlamlı cümle oluşturup yazalım. Bizden bunu istiyor. Hemen önce kim olduğunu yazıyorduk değil mi? Eymen, al diyor uyu diyor ve burada da yatak Eymen yatak al uyu en son uyu ya da ya Eymen yatak uyu al olur mu hayır olmaz ama yatak al sonra da uyu diyebiliriz Elli al otlat onat koyun Nasıl bir cümle oluşturabiliriz önce kim olduğunu yazacağız onat Sonra en son ne diyor bize? Al, otlat. En son mantıken otlat olacak değil mi? Otlat diyeceğiz. Peki neyi otlatsın? Onat otlat. Onat neyi otlat? Onat koyun otlat. Peki kaç tane koyun otlat? 50 koyun otlat. Peki al kelimesi var. Bunu ne yapacağız. Onat 50 koyun al, otlat diyeceğiz. Tamam mı? Şimdi buraya bak. At, yeleli, ot, ata, kaya. Önce kim olduğunu yazıyorduk. Kaya. At, yeleli, ot, ata dedik. En son o zaman at olacak değil mi? Kaya, at. Kaya, at. Kaya ne atsın? Ot atsın değil mi? Peki kaya neye ot atsın? Ata ot at kaya, ata, ot, at. Peki nasıl ata? Bak burada bir tane daha özelliğimiz var. Kaya, yeleli, ata, ot, at. Hemen geçelim. İyilik, nil e, etti, aleyna. En başa kim olduğunu yazıyoruz değil mi? Kime değil bak kim olduğunu yazıyoruz. Aleyna kime etti? Etti diyeceğiz en sonunda değil mi? Aleyna etti. Aleyna ne etti? İyilik etti. Aleyna kime iyilik etti? Nile iyilik etti. Aleyna Nile iyilik etti. O zaman Aleyna kötü bir insan mı sizce? Hayır. Aleyna iyilik ettiğine göre iyi bir insan. Umarım herkese iyilik ediyordur Aleyna. Ve umarım siz de iyi çocuklarsınızdır ve Herkese iyilik ediyorsunuzdur. Yüklü yün Ali'ye o kamyonet. Önce kime söylediğimizi yazıyoruz değil mi? Kim Ali'ye. Ali'ye yün o kamyonet yüklü. En sona gelecek olan yüklü olacak değil mi? Ali'ye yüklü. Ali'ye yüklü olan ne? Ne yüklü? Kamyonet. Hangi kamyonet? o kamyonet. Peki Aliye, o kamyonet ne yüklü? Aliye, o kamyonet yün yüklü. O kamyonet yün yüklü. Koltukta nine uyuklama. Kim? Nine. Ne yapmışsın ya da ne yapsın? Uyuklama. En son o gelecek. Peki nerede uyuklama? Koltukta uyuklama. Nine uyuklama. Nine nerede uyuklama? Koltukta uyuklama. Şimdi bunları üçer defa okuyalım. Önce yavaş yavaş sonra hızlı hızlı okuyacağız. TÜLAY TÜLAY UYU TÜLAY YÜN YATAKTA UYU TÜLAY UYU iyi uyu. Tülay ninemle yatakta uyuma. Tülay ninene bir yatak al. Nine koltukta uyuma. Yatakta uyu. Hadi bir daha okuyoruz. Başlığımız neymiş? Tülay Tülay Uyu, aferin. Tülay Yün Yatakta uyu Tülay uyu iyi uyu Tülay Ninenle yatakta uyuma Tülay Nineme bir yatak al Nine Koltukta uyuma Yatakta uyu. Tülay, tülay uyu. Tülay yün yatakta uyu. Tülay uyu iyi uyu. Tülay ninenle yatakta uyuma. Tülay ninene bir yatak al. Nine koltukta uyuma yatakta uyu. Evet Tülay ninesine kaç tane yatak alacakmış? Bir yatak alacak değil mi? Peki Tülay nerede uyumasın? Tülay nerede uyusun ya da öyle soralım. Yün yatakta uyusun değil mi? Burada yazıyordu. Yün yatakta uyu. Peki Tülay nasıl uyusun? İyi uyusun. İyi uyuyor diyor. Peki. Nine koltukta uyumasın. Nerede uyusun? Yatakta uyusun. Nine koltukta uyuma. Yatakta uyu. Hadi buraya bakalım şimdi. Niloya. Nilo'ya o okul Nilo'ya okulu Leyla'ya anlat okula git oyun oyna oya ile oyun oyna Eylül ile oyun oyna. Anne Aylin'i okula yolla. Hızlanalım. Niloya. Niloya o okul. Niloya okulu Leyla'ya anlat. Okula git. Oyun oyna. Oya ile oyun oyna. Eylül ile oyun oyna. Anne, aileni okula yolla. Daha hızlı Niloya, Niloya o okul, Niloya okulu Leyla'ya anlat. Okula git, oyun oyna. Oya ile oyun oyna. Eylül ile oyun oyna. Anne, aileni okula yolla. Kim yollasın aileni? Anne. Nereye yollasın? Okula. Peki orası neresiymiş bak? Niloya o. Okulmuş, değil mi? Nilaya okul diyor. Nilaya okulu kime anlatacakmış? Leyla'ya anlatacak. Evet, Niloya okulu Leyla'ya anlat diyor. Peki okula gidip ne yapacak? Okula git, oyun oyna, değil mi? Peki kim ile oyun oynasın? Oya ile oyun oynasın, değil mi? Oya ile oyun oyna. Peki başka kim ile oynasın? Eylül ile oyun oyna. Sevgili çocuklar, bu dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde daha önce beni izlediyseniz biliyorsunuzdur. E, l, a, k, i, m sesleri bittikten sonra hece tabloları ve hızlı okuma, okuduğunu anlama çalışmaları yapmıştık. Şimdi ikinci grup sesler de bitti. Öncelikle hepinizi tebrik ediyorum. Beni sabırla izlediğiniz ve öğrenmek için, dinlediğiniz için. İkinci grup sesler o, m, u, t, ü ve i sesiydi. O, m, u, t, ü, i sesleri. Şimdi ikinci grup sesler de bitti. Bir sonraki videomuzda hızlı okuma hece tablosu ve sonrakinde de okuduğunu anlama tablosunu çalışacağız. Hemen ardından ön sesiyle videolarımıza devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin. Hoşçakalın.